Merhaba, ben Doktor Ahmet Taşar. Batı Göz Balçova Cerrahi Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere refraktif cerrahi hakkında bilgi vermek istiyorum. Refraktif cerrahi dediğimiz, halk arasında da lazerle göz çizme ameliyatı diye bilinen ama bizim refraktif cerrahi diye tanımlandırdığımız cerrahiler, gözlük veya kontak lens kullanan hastalarda artık gözlük ve kontak lens kullanmak istemiyorlarsa gözlük ve lensten kurtarmak için yaptığımız tedavi yöntemi. Refraktif cerrahi, miyop, hipermetrop ve astigmat diye tanımlandırdığımız bütün göz numaralarının düzeltilmesinde kullanılabiliyor. Farklı cerrahi yöntemleri var ama refraktif cerrahi tedavisini uygulayabilmek için rutin göz muayenesinde yaptığımız bazı farklı tetkikler var. Çünkü göz yapısının uygun olması burada temel parametre. Göz yapısının uygun olduğunu saptayabilmek için yaptığımız tetkiğin ismi korneal topografi. Korneal topografisi normal çıkmış bir hastanın refraktif cerrahi tedavisini yapabilmekteyiz. Refraktif cerrahi yapabilmeniz için bir hastaya 18 yaşını geçmiş olması, en az son 2 muayenede numaralarının ilerlemediğine kanaat getirmeniz ve bahsettiğim o korneal topografi yönteminin normal çıkması gerekiyor. Farklı cerrahi yöntemleri mevcut. Yaklaşık 2000'li yılların başından beri yoğunlukla yapılan bir cerrahi yöntemi. PRK, LASIK ve SMILE cerrahi yöntemler olarak sıralandırılabiliriz. Rutin poliklinik muayenesi ve yapılan tetkiklerden sonra bu cerrahi yöntemlerden hangisinin hastaya uygun olduğunu hastamızla paylaşıyoruz. Hastalarımızın bize en çok sorduğu sorulardan bir tanesi cerrahi sırasında neler yaşayacakları ile ilgili. Cerrahi sırasında genelde artık günümüzdeki cihazlarla çok kısa sürede, saniyeler içinde cerrahiyi bitirebilmekteyiz. Hastalarımızın en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de cerrahi sonrasındaki iyileşme süresi. İyileşme süresi artık günümüzdeki cerrahilerden sonra çok kısa. Hastalar genelde cerrahiden sonra 3 veya 4 saat hafif bir yanma batma, bazen de basit ağrılar hissedebiliyorlar. Ama bunların hepsinin geçici olduğunu bilmelerini isterim. Birinci günden sonra zaten çok belirgin ağrı, batma, yanma ve benzeri şikayetler çok fazla görmemekteyiz. Hasta genelde birinci günden itibaren rutin hayatına devam edebilmekte. Ama cerrahi sonrası bir dönem 2-4 hafta arasında hastalarımıza kullanılacağı damlalarla ilgili bilgi veriyoruz. Hem muayenemiz hem de gözümüz için gerekli tedavileri saptayabilmek adına hem de ileri tetkikleri yapabilmek adına Batı Göz Balçova Cerrahi Tıp Merkezi'nde muayene için bekliyoruz.